biz esnaf kan ağlıyoruz. Bu ne olacak bu durum bilmiyorum ki ya. Vallahi yani bu dertten ben alkolik oldum çıktım ya. Ulan hayata bak kardeşim ya. Bir dükkanımız oldu diye havalara uçtuk, sevindik anasını satayım. Ulan 3 gün içerisinde kuş oldu gitti dükkan ya. Hep de bu Hikmet götü yüzünden. Tövbe estağfurullah. Ulan Tayyar abiye de çok ayıp oldu ya. Ya rezil olduk var ya, rezil yani. Evet. Şu Stuttgart. Efendim abi? Şu Stuttgart, şu Stuttgart. Bizim dayı olarak da Almanya'dan dedi ki şu Stuttgart'taki bütün küçük esnaf eyleme yapmış. Senin dayı bir laf etti var ya. Ömrümüz bitti, tükendi be. O konuyla ne alakası var ya? O konuyla ne, o başka bir şey. Ben küçük esnaf diyorum, eylem yapıyor diyorum ya. Onlara biz destek olmayacağız biz ya. Bu küçük esnaf, küçük esnaf var ya. Ekonominin direğidir, direği. Ona bir şey oldu mu ekonomi gider anasını satayım. O başka bir şey yani. Vay şu Türkiye'nin ekonomisi küçük esnaf olmazsa çöker. Eyvallah. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Tamam. Böyle olur mu ya? Herkese bahar da bize sonbahar. Böyle edebiyat mı olur abiciğim? Ben derim ben. Her insan kendi kaderinin sorumlusudur. Aklıma bir fikir geldi benim. Şimdi biz namusumuzla çalışalım, kazanalım dedik. Ne oldu? Ha? Sistem bizi yuttu. Ama bu sistemi alt etmenin bir yolu var. Bu işin kalesi neresi? Alışveriş merkezi değil mi? Mahalleye geldiğimizde görmedik mi ya? İşte bak Hüseyin abi şahit. Terzisi, manavı, lan herkes, lan herkes sistem kurbanı. Madem çakallık yapmayacağımıza söz verdik, o zaman halkımız için mücadele edeceğiz. Kendimize bir faydamız dokunmadı, insanlığa bir faydamız dokunacak. Tayyar abinin sözlerini hatırlayın. Kurbanlar, tüketim toplumunun kurbanları. Hepimiz sistem kurbanıyız. Tüketmeyin, tükenmeyin. Ya birader. Harbiden piyasaya yeni bir mal girdi de benim mi haberim yok ya? Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun muhasebeci? 2 gün görüşmedik, zagor kesilmişsin başımıza ya. Oğlum patoz ettin bizi burada. Abi, şurada bir kafa yapalım. Bir cıvama, bir cıvama. Gece gireceğiz alışveriş merkezine. Adem abi oranın güvenliği değil mi? Her tarafa da yazacağız. Tüketmeyin, tükenmeyin. Evimize Fikirtepe AVM'de. Bütün gazetelere, televizyonlara haber olacağız. Haber olunca ne olacak? Herkes bizi duyacak. Lan! Ulan bu memlekette hala delikanlı bir adam kaldıysa bunu kulak arkası etmez lan. Küçük esnaf süpermarkete karşı. Oğlum biz kimiz ki lan ses getireceğiz? Oyarlar bizi oylum oylum. Kobayız lan biz Gökhan. Kobay, kobay amına koyayım kobay. Maymunuz biz. Fareyiz. İnsan değiliz ki. Yakalanırsak ilacın yan etkisi deriz. Var mısınız lan? Varım lan ben. Yansın ortalık anasını satayım. Ben de varım lan. Ben de varım. Ya siz çıldırdınız mı? Ne diyorsunuz oğlum ya? Oğlum burası şu Stuttgart mı? Adamın ne yaparlar biliyor musun? İzin verirler mi oğlum öyle bir şeye? Benim işim gücüm var. Vallahi kafayı yemişsiniz. Olur mu Hüseyin abi ya? Bir dakika baksana abi. Şşş bana bak. Bir dakika dur ya. Gökhan. Ne diyorsun lan? Yani ben varım ya. Beni bozmaz. Ben varım ya. Lan ben zaten varım. Tamam. O zaman operasyonun adı Fikirtepe Baharı olsun mu? Olmaz sen minnak kıyım. Gel. Gel. Sol, 2, 3 ve Deleboyum. Ay davrum be. Oğlum bir dur lan. Hem bu eylemi gerçekleştirirsek Tayyar abi bizimle gurur duyar. Ona karşı olan ayıbımız da ört.